Kâsür suresinde nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Şimdi orada bir gariban vardı, fakir vardı. Sahabe-i kiramda. Tabii çok ufak fukara idi. Rıdvanullah Ali Hazaratı'ndan. Ama hiçbir şey yok. Fakat hurma ağacının gölgesine girmiş. Çok kuvvetli güneş var. Artık Medine'de miydiler? E, yani çölde bir yerde miydiler? Neyse ama tabii bir ağaç olduğuna göre yine bir bostanlar var. Şimdi orada adamın, sıcakta çok yakar, ayakkabı olmazsa çok, böyle basar. Eskiden Kabe'nin etrafında, 81'lerde biz ilk hacca gittiğimizde bu serinleyen taşlar yoktu. Taşa bastığımız zaman fırlıyorduk zıplıyorduk. Adam da zannediyordu ki cezbe geldi tavafta. Ne cezbe geldi? Ayağım yanıyor yani. Öyleydi. Sonra işte o güneş gördükçe serinleyen taşlar falan yaptılar. Bir yerlerden mermer getirdiler falan. Sonraki senelerde, o ilk senesi biz gittiğimizde öyleydi. E şimdi adam iki takunya ne kadar mühim biliyor musun? Sıcakta çölde. Yani iki aya ayağının altına bir şey deri olması. adam orada iki tane takunyası var. Bir de hurmanın gölgesinde oturuyor. Bir de küpte serin su var. Şimdi ama adamın başka hiçbir şeyi yok. Avret yerini zor örtmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki her nimetten sorulacaksınız. Bu da mübarek. Dedi ki ya Resulullah dedi bana da ne soracak? Bir şey vermedi ki dedi. Ama iyi ki sahabe böyle şeyler soranlar oldular. Cevapları bize ne oldu? Lazım. Bize lazım. Çünkü o bilmediğinden sordu yani. Çünkü neden hani nimet verdiğine söyler ama benim de bir nimetim yok demek. Ot yok, ocak yok, yiyecek hiçbir şey yokmuş adamcağız. Orada bulunuyor. Dolayısıyla bir ayakkabısı varmış. Bir ayakkabısı. Soğuk su zaten onun değil. Orada küfte işte içmek isteyen içiyor. <laughs> Ağaç onun değil. Gölgenin altına girmiş başkasının. Yani bana da dedi ne sorar dedi yani. Sallallahu teala aleyhi ne buyurdu ona? Ez ve ven na'lani vel baridu. Sana ne sorar biliyor musun dedi. Adam ama hiçbir şeysi yok. Bak şimdi gidecek eviniz var. Çoğunuzun arabanız var. Kiminizin dükkanınız var, kiminizin fabrikanız var. Elhamdülillah maşallah. Allah zade Allah bari Allah. Ben gözüm yok. Allah ziyade etsin hepinizin malını mülkünü. Helalından versin, helalından harcatsın. Ama sizin bu kadar şey, onun hiçbir şeysi yok. Bana ne soracak dedi. Şu ağacın gölgesinde duruyorsun ya dedi. O gölgeyi soracak. İki de ayakkabın var orada. Onları olmasaydı yanardın bütün derin soyulurdu bu çöl sıcağında. İki ayakkabıyı da soracak. Bir de şurada serin küpten su içiyorsun ya yani Müslümanlar ikram yapıyorlar veya neyse su var su bulmuşsun. O soğuk suyu da solacak. Sen hele bunların cevabını ver de dedi ondan sonra görüşürüz. E şimdi bu adama bu denirse bizim durumumuz nereye gidiyor? E şimdi en ufak bir şeyde eksilse beni mi buldun diyor ya. La havle ve la kuvvete illa beterim beteri var diyor. Bak beterim beteri var.